Aksaray'da Teknofest heyecanı devam ediyor. Tuz Gölü'nde yapılan final etabına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Baykal Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar katıldı. Bismillah ateşledik ve deniz ekibi... Tuz Gölü'nde Teknofest rüzgarı esti. Gökyüzünde roketler birbiriyle yarıştı. 650... Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen roket yarışması final etkinliği etabına ilgi yoğundu. Ateş! Biz bile ateşledik. Heyecan var. Atış birazdan. Gençliğimizin ülkemizi nasıl uçuracağına şahit tanıklık edeceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da final etkinliğine katıldı. Evet, kıymetli misafirlerimiz, özellikle basın mensuplarından. Bakan Kacır, Teknofest'te artan ilgiye dikkat çekti. Sadece diğer yarışmalarda değil, roket yarışmasında da yıldan yıla katlanan artan bir ilgiye katılıma şahitlik ettik. İlk yılımızda 156 takım roket yarışmasına başvurmuşken bu yıl 1098 takım bu yarışta ben de varım dedi. Selçuk Bayraktar da teknolojiyle erken yaşlarda tanışmanın öneminin altını çizdi. Ne kadar erken yaşta bu işleri sevdirirsek, merak salarlarsa o kadar hem insanlığa hem ülkemize daha fazla faydaları dokunur diye değerlendirdik. Bu hayal de gerçekleşiyor. Bu yıl kategoriler biraz zorlaşsa da gençler kararlıydı. Hepsi böyle bir festivalde olmaktan dolayı oldukça mutluydu. Geçen yıl hep burayı YouTube'dan canlı yayınlardan izliyordum. İnşallah ben de burada olabilirim diyordum. Ve tüm aşamaları geçtik ve arkadaşlarımızla şu an buradayız. O yüzden çok gururluyuz. İnşallah ayrılmalarımız da güzel bir şekilde gerçekleşir. Evet, Ege'nin karşı kıyısında da alevler yükseliyor. 110 bin kilometre karelik alan dumanla kaplandı. Alevler Türkiye sınırındaki köylere kadar dayandı. Meriç bölgesindeki ormanlık alanda 18 ceset bulundu. 6 ülke söndürme çalışmalarına katılacak. Ankara da yangınla mücadele için yardım teklifinde bulundu. Alevler kontrol altına alınamadı. Yangın Türk köylerine ulaştı. Korku ve panik arttı. Komşu Yunanistan'da başlayan orman yangınları 3 gündür söndürülemedi. 60'dan fazla noktada yangınla mücadele sürüyor. Türkiye sınırındaki Meriç bölgesinde çok sayıda yerleşim birimi boşaltıldı. Yangında bir kişi hayatını kaybetti. Diğer yandan Dede Ağaç'ta bulunan devlet hastanesi de tedbir amaçlı boşaltılmaya başlandı. Şiddetli rüzgar alevlerle mücadeleyi güçleştirirken yangınlara 200'den fazla itfaiyecinin müdahale ettiği bildirildi. 18 yangın söndürme uçağının da havadan destek verdiği paylaşıldı.